Yusuf Bey'in eşi Bade Hanım, eşinin müvekkilime olan aşkını bildiği ve buna mani olamadığı için silahla yaralamak suretiyle müvekkilimin canına kastetmiştir. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Söz konusu olan suçlama bir iddiadan öteye gidemez. Bade Hanım hakkında herhangi bir suçlama yapılmamıştır. Sen söyle kızım, nedir işin aslı? Hakim Bey, doğrudur. Doğrudur Hakim Bey. Bade beni öldürmeye teşebbüs etmiştir. Hem de kendi evimde efendim. Şikayet etmedin mi peki? Hayır etmedim. Neden? O zaman öyle gerekiyordu. Çünkü Yusuf öyle istedi. Ben de onu üzmek istemedim. Hakim Bey, gördüğünüz gibi ispat edilmesi mümkün olmayan suçlamalarla davayı kendi lehlerine çekmeye çalışıyorlar Sayın Hakim. İtirazınız kabul edilmiştir. Bu hususu atlayarak savunmanıza devam edin Cemal Bey. Kerem Bey'in de değindiği gibi iki taraf arasındaki sürtüşme eskiye dayanmakta. Zira Hamiyet Hanım bu duruma el koyup müvekkilimi öldü olarak göstermiştir. Müvekkilim suç duyurusunda bulunmuş, hatta Hamiyet Hancıoğlu'na dava açmıştır. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Söz konusu olan Hamiyet Hancıoğlu şu anki dava konusu olan kundaklama yüzünden hem oğlunu kaybetmiş hem kendisi yaralanmıştır. Şu an felçli ve konuşamaz bir halde evde tedavi görmektedir. Kendisini savunamayacak bir haldeki aile bireyini daha henüz görülmeye başlamamış bir davayı atıfla suçlamak ve bütün savunmayı bunun üzerine kurmak adalete sığmayacak bir durumdur Sayın Hakim. Kaldı ki Hamiyet Hanım'a açılan bu karşı dava da Hava Hanım'ın kendisinin bizzat belirttiği gibi düzmece evliliği ve konağa girmek için yapmış olduğu entrikalar ve düzenlemiş olduğu bu düğün gibi kendi kurmacalarından biridir. Yalan konuşmayın artık. Yeter. Öyle mi oldu Yılmaz Bey? Söylesenize. Hamiyet Hanım beni öldü göstermedi mi? Konuşsanıza. Kızım yerine otur bak. Atacağım seni yoksa. Cemal Bey, siz de müvekkilinize sahip çıkın lütfen. İtirazınız kabul edildi. Sakin ol. Ne oluyor içeride? Bir haber? Birazdan tanıkları alacaklarmış içeri. Tanık Yılmaz Kılıç. Allah'ın izniyle bitseydi şu dava. Adalet yerini bulacaktır. Merak etmeyin Şeref Hanım. Allah her zaman doğrunun yanındadır. Adaleti bilmem ama bizim avukat işini tam yapmazsa verdiğim çuvalla para havaya gitti demektir. Bugün düğünümüzdü. Hava bütün gün hiç ayrılmadı yanımdan. Konakta da çiftlikte de hep beraberdik. Bu yangın onun çıkarmış olması mümkün değil. Çünkü yangın çıktığında o da içerideydi. Hatta dumandan bayıldı. Kapılar açıldığında ben çıkardım onu dışarıya. Hakim Bey, tanığın sanığa yakınlığı ve birlikte işbirliği içinde bulunduklarını göz önünde bulundurursak vermiş olduğu ifadenin güvenilir olmadığını düşünüyorum. Zira tanıkların ifadesine göre Yılmaz Bey Hancıoğlu olduğunu iddia edip mirastan hak iddia etmiştir. Ve bu yalanla aileyi sürekli tehdit etmiş, sonrasında da Hava Hanım'la birlikte işbirliği yaparak sırf öç almak için çeşitli oyunlar oynamışlardır. Onlar birbirlerini çok sevdi. Karışan görüşen olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama bırakmadılar. Hele Hamiyet Hanım...
Kızı öldü bile gösterdi. Ölmeden mezara koydu yani. Gelin de ondan geri kalmadı. Siz de yeğeninizin intikamını almak için buna karşı farklı bir plan kurdunuz, öyle mi? Sultan'dan bu yılan el ele verip türlü oyunlar çevirdiler. Maksadı beyimle evlenmekti. Ama Hamiyet Hanım bunun iç yüzünü bildiğinde müsaade etmedi tabii. Ama bunların gözü dönmüş bir kere, dururlar mı hiç? Beni ekmeğimde nedene kadar uğraştılar. Yetmedi, konağa tekrar yerleştirdiler. O da yetmedi, en sonunda beyimi canından ettiler. Ben yapmadım hakim bey. Yusuf'u ben öldürmedim, yemin ederim. Tamam, lütfen, lütfen bari. Bade. Kızım. Ne olursa olsun daima senin yanındayım. Bunu sakın unutma. Bildiğin ne varsa her şeyi anlat. Anlat ki adalet yerini bulsun. Hem sen rahat et, hem de Yusuf'un ruhu huzura ersin. Haklısın baba. Başka türlü benim içim rahat etmez zaten. Hadi kızım. Ne biliyorsan anlat kızım. Sen beni öldürsen de Yusuf hep beni sevecek. Sen ne yaparsan yap. O yüzden şimdi ya vur beni, ya da yalanlarını al çık git buradan. Evlendiğimizden ilk günden beri Yusuf'la bana hiç huzur vermedi bu kadın. Ne zaman ortaya çıksa bir sorun çıkardı. Sürekli Yusuf'un kendisini sevdiğini iddia ediyordu. Evlendiğimizi, bebek beklediğimizi hiç kabullenemedi. Kendini bir yalana inandırdı. Bizden o çalmaya çalıştı hep. Sırf bunun için kocamı yaktı. Hem de hiç acımadan.
Tanık İlyas Çakır. Neyin peşindesin kardeşim sen? Niye yalan ifade veriyorsun? Adamın kafasını bulandırma. Yürü kardeşim, sakin ol senden. Ne istiyorsunuz bu kadından? Kimin suçunu atıyorsunuz üstüne? Tamam paşam, tamam, sakin. İstediği gibi düşsün yalanları. Allah'ın adaleti büyük nasıl olsa. Olayın tek görgü şahidi sen misin? Anlat bakalım ne oldu o gün? Düğünde garsonluk yapacaktım hakim bey. Dolmuş yolda bozulunca geç kaldım. Yetişeyim diye koştur koştur çiftliğe gittim. Tam içeri girecektim. Bir kadının meşalelerle oynadığını gördüm pencere önünde. Ne yaptığını anlamak için yanına giderken... Kılıç'ın Yusuf Hancıoğlu ve ailesini çeşitli yalanlarla kandırmaya çalıştığını kabul etmesi, Hamiyet Hancıoğlu'na duyduğu öfkeyi ve nefreti açıkça beyan etmesi, görgü tanığının ve şahitlerinin ifadeleriyle bu hususların birbirini tamamlaması sebebiyle, görgü şahidinin verdiği ifadeye de istinaden tahammüden yangın çıkardığı ve bu yangın sebebiyle Yusuf Hancıoğlu'nun ölümüne sebebiyet verdiği, ancak Havva Kılıç'ın başka bir şikayete istinaden Hamiyet Hancıoğlu'na dava açmış olması göz önünde bulundurularak delillerin gözden geçirilmesine. Çok gergin. Kolay değil tabii. Hamile haliyle yaşadıkları çok ağır. Ama Bade bunların hepsini atlatır. Emin olun. Haklısın. Bu yaşananlar onu alt üst etti. Geldiğim gün söylemiştim. Bu işler biter bitmez. Onu da alıp Fransa'ya gideceğim. Fransa mı? Evet. Ya senin haberin var sanıyordum. Bu dava eninde sonunda bitecek. Sonra onu da alıp Fransa'ya gideceğim. Onu burada bir başına bırakmam. Mehmet, endişenin insanı nasıl mahvettiğini ancak baba olduğunda anlarsın. Kızım gözümün önünde olsun. O da rahat eder, ben de. Thank you.
Abla! Kızım! Temas yok. Kocasıyım. Fark etmez. İnanmadılar bana. Kardeşim yapma. Hayır. Bir müsaade edersek. Götürmeyin ne olur kızım. Delikanlı, iki dakika müsaade edin. Konuş versin kız yine. Davatan bizim istediğimiz gibi gitti Yılmaz Bey. Havanın tutuklanması bizim çok lehimize oldu. Yargı süresinin de bizim istediğimiz gibi sonuçlanacağını düşünüyorum. Keşke bütün bunlar hiç olmasaydı da Yusuf hayat. Haklısınız Yılmaz Bey. Ancak bu noktada elimizden gelen tek bir şey var. O da bunu yapanların cezasını çekmesini sağlamak. Bu konuda elimden geleni yapacağımdan kuşku etmeyin. Ya kızım. Bırakma kendini abla. Yanında olacağım. Neden bildiklerinizi söylemediniz Yılmaz Bey? Yusuf'un katili ben değilim. Eğer yattığı yerde rahat etmesini istiyorsanız onun katilini bulun. Hadi gidelim. Amca, hadi. Demek ki verdiğiniz para hiçbir işe yaramaz. Bakın kızı bile kurtaramadınız. Remzi Bey, elimizden geleni yaptık. Dava henüz bitmedi. Karar verilmedi daha. Ildan hapse götürüyorlar kızımı. Ne olur sarılayım kızıma. Kızım. Kızım şunu serp eline güçlü ol. Üşümeysin oralarda. Hak yerini bulacak inanmalı yavrum benim. Kızım. Güçlü ol. Ablam. Kendini düşünmezsen karnındakini düşün. Değil mi kuzum? Bak hiçbir şey bitmiş değil. Tamam sık dişini kuzum. Sık dişini ablam. Değil. Babam. Babam bırakma. Anne bırakma. Götürmeyin. Anne kızımı götürmeyin. Ne olur yalvarıyorum. Anne. Götürmeyin kuzuma. Babam gidin öyle bırakma. Ne olur bırak. Kuzum. Götürmeyin kızımı. Babam. Babam bırakma. Anne bırakma. Götürmeyin. Abla gerekirse yeni bir avukat bulacağım. Babam. Götürmeyin kızımı. Beni götürün. Abla. Bırakın beni. Ümidini kaybetme. Ümidini kaybetme. Beni götür. Kızımı götürmeyin. Kızım. Bırakın beni. Bırakın. Anne yapma, anne yapma. Götürmeyin, kızımı götürmeyin. Kızımı bırakın. Kızım. Beni götür. Mehmet eve gidiyoruz değil mi oğlum? Götür beni. Benim işim var siz gidin. Tamam. Götürdüler kuzumu. Adem seni eve bırakayım. Eşyalarını toplarsın. Ben de şirkete uğrayacağım. Yapmam gereken bazı şeyler var benim. Rüzgar yüzünden kapı hızla çarpar. Adora daldığı hayallerinden sıçrayarak sıyrılır. Oh, annem benim. Canım benim, canım annem. Oh, güzel anneciğim. Canım, iyi misin anneciğim? Ne yapalım anneciğim? Ben de çok özlüyorum abimi. Anneciğim. Eski albümlere bakalım mı? Ya. Ne zamandır bakmıyorduk. Hadi bakalım. Nerede ki? Nerede? Burada mı? Ha? Nerede? Burada mı? Ha? Aldım.
bakalım neler varmış burada. Ay. Ay anne. Anneciğim. Ay. Gelinliğin duruyor hala değil mi anne? Ay ne kadar güzelsin burada. Ama hala güzelsin. Ay anne. Ben bu akşamı hatırlıyorum. Yılbaşı akşamıydı değil mi? Ay bak ne kadar gençsin anne. Ay bana bak ne kadar küçüğüm. Annem. Oh, güzelim benim. Bak babama bak babama. Şu amcama bak nasıl açmış gözleri. Abim. Bak Pasif dayı. Sonra Ömer abim. Ay bak hepimiz ne kadar küçüğüz. Siz ne kadar gençsiniz. Bu fotoğraftan sonra limonatamı Masut dayımın üstüne dökmüştüm. Nasıl korkmuştum anne. Sonra Ali Ömer abim o odadan tuttuğu gibi çıkarttı beni dışarı. Hemen abimle sakladılar beni. Sanki Vasıf dayım kıyabilecek bize kızıma ya. Çocukluk işte. Bakalım. Diğer tarafta neler var? Anne telefon çalıyor ben bakayım. Cezaevine götürecekler Havva Hanım şimdi. Olsun. Beni de götür ne olur. Olmaz Şeref Hanım. Yani gitseniz bile görüşemezsiniz. Dosyasının cezaevine gönderilmesi, kontroller, işlemler derken yani bugün görüşe izin vermezler kesinlikle. Peki yarın? Ben gerekli ayarlamaları yapmaya çalışacağım. Bence sen onu da beceremezsin. Çuvalla para verdik bir ata yaramadı. Enişte. Ya deli deli konuşma delir hepsi. Benim kızımı hapse götürmüşler. Yanında aç yok, para yok. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Annen öyle heyecanlı ki geleceğini bilmek bile onu iyi ediyor. Doktoruyla konuştum. Durumunda ciddi bir düzelme var dedi. Baba beni Yusuf'a götür. Kızım neredeyse eve geldik ya. Baba lütfen. Orhan. Mezarlığa gidelim. Söylemedin mi bari? Yola çıkacağız hemen.
Tamam. Tamam babacığım. Görüşürüz. Mahkeme bitmiş anneciğim. Havva'yı tutuklamışlar. Oh. Sonunda yaptıklarının cezasını çekecek. Anneciğim. Ne olur ağlama. Biliyorum bu acımıza dindirmeyecek ama yani işte belki teselli eder. Anne. İkisi de bana emanet dedim ama. Ortaya başka hesaplar çıktı. Bugün Havva'yı tutukladılar. Sözde seni o... Ama merak etme. Ben de Yılmaz'ın bu işin peşini bırakmayacağım. O yangını kim çıkarmış? Senin canını kasteden kimmiş? Ortaya çıkarıp Allah'ı yaklayacağım. Yoksa bu hayatta bana huzur haram. Çek ofis ellerini kocamın toprağından. Neden buradasın ha? Vicdanını atlatmaya mı geldin? Affet beni demeye mi geldin? Çok beklersin. Yusuf sizi asla affetmeyecek. Siz de ömrü billah bunun vicdan azabıyla yaşayacaksınız. Onu aldınız benden. Kocamı öldürdünüz. Hepsi sizin yüzünüzden. Nefret ediyorum sizden, nefret ediyorum. Yanlış insanı suçluyorsunuz. Boş yere günaha da giriyorsunuz ama merak etme. Bunu size ispatlayacağım. Gerçek suçluyu ortaya çıkaracağım. Hamit, nasılsın canım? Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Ben de şimdi kan aldım Hamiyet Hanım'dan. Hoş bulduk. Doktor bey ilaçların yan etkisi olup olmadığına bakacak. Tabii bir de diğer değerleri kontrol edecek. Anladım. Kızım, eğer işin bittiyse bizi biraz yalnız bırak. Tabii efendim. Havva tutuklandı. Kararı duyunca ortalığı birbirine kattı ben susuzum diye. Meğerse o evlilik falan hepsi düzmeceymiş Hamiyet. Hepsi, bütün düğün, dernek, meğerse tezgah kurmuşlar. Bütün bunlar olmamış gibi bir de benden şimdi ona inanmamı bekliyor. Thank you.
ben ne yapacağım sensiz? Nasıl yaşayacağım? Ben sensiz nasıl yaşayacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum ki. Mehmet. Mehmet, ben şimdi ne yapacağım? Yılmaz bir şeylerden şüpheleniyor. Ben bu işin peşini bırakmayacağım dedi. Boş ver Yılmaz'ı. Hemen bağ evine gelmezsen seni ben ele vereceğim. Mehmet. Kiminle konuşuyorsun? Efendim? Paşam, benim Sultan. Ha, pardon, buyur abla. Ablamla konuştuk da şimdi, bir başına kalma. Akşam diyorum, bize yemeğe gel. Ya sağ ol, abla da yok ben, yani hiç keyfim yok. Sanki bizim var. Gel de bir konuşalım şu kızın halini. Nasıl çekip alacağız mahpuslardan, bir düşünelim. Tamam, tamam, peki abla, geliyorum. Gir içeri. Hadi, hadi, hadi. Sallanma, hadi, hızlı, hızlı. Soyun. Anlamadım. Kontrol edeceğim. Bana bak. Seninle işimiz var galiba. Bana bak kızım. Buraya giren bir, fazla soru sormaz. İki, ne denilirse onu yapar. Böylelikle de kimsenin başı ağrımaz. Anladım da neyin kontrolü, ben onu anlamadım. Arayacağım. Ne bileyim ben senin buradan içeriye girerken orana burana bir şey sokmadığını? He? Nereden bilebilirim herhangi bir şey saklayıp saklamadığını? İyi tamam da ben bir şey sokmadım, hiçbir şey saklamadım ki. Kes sesini be! Bıdı bıdı yapma. Ayarımı bozma benim. Ne diyorsun onu yap. Soyun. Sallanma hadi.
Hanımlar! Hanımlar! Bakın, size yeni bir arkadaş getirdim. Bana bakın. Fazla patırtı gürültü yapmadan tanışıverin, tamam mı? Merak etme. Füsun kız. Gözün aydın ablam. Bak sonunda senin de terfin geldi. Çamaşır, bulaşık, temizlik, yemek bundan böyle bu çömeze ait. Sen sade benim kahvemden mesulsün. Erdiğin iyisin be. Vallahi yırttın ha. 8 ay bekledim sırtından bu yükü atabilmek için. Atma bir. Anlamadım. Anlarsın canım, anlarsın. Aysel sana anlatır her şeyi. Merak etme abla. Akşama kalmaz öğretirim buranın raconunu. Ha kas kafalı çıkar da inat ederse... başka bir ince ayar çekeriz, olur biter. Hoş geldik gülüm. Vallahi bak böyle var ya güneş gibi doğdun ha koğuşumuza. Kız. At bir beşlik de fanına bak ayıp diyeceğim ama... senin fanın fanlanmış. Halin hallenmiş. Beşlik dedin de aklıma geldi Sabahat. Bu kızın bir yükü var mı yok mu görmek lazım. Ağırlık olursa yazık olur ha. Dokunma. Dokunmayın. Kız dur, korkma be, korkma. Kız bak yükü de alacağız. Vallahi var var ya kuş gibi olacaksın bak. Aa, vallahi. Dokunma. Dokunursak ne yaparsın? He? Vicdansız değiliz o kadar canım. Kardeş payı yapacağız. Paçavra sende kalsın. Parayı kasaya alalım. Dokunma. Dokunma. Hadi bırakın artık. Bırakın da koğuşun havasına alışsın. Bırakın dedim lan. Gidi bir rahat bırak be kızı. Evet üstüne gidiyorsunuz ya. Allah Allah. Şş, bana bak. Kız. Nerede mangır var mı mangır? He? Kız, şş, kolye var mı? O da mı yok? Yok. Dava peki küpe olsun. Küpe var mı? He? Yok. Kız o yok, bu yok kız. Sen ne biçim kadınsın? Resim çiziktirip geliyorsun bir ya buraya. Bıktım be. Aba. Kız yeşil bozar be. Abla, o niye orada öyle duruyor? Hop. Annem yemek yemek istemiyor. Çorbaları koyayım mı? Koy Pınar. Doktor ne dedi abi? Aslına bakarsan kan değerleri pek iyi değilmiş. Hemşire pek gayret göstermiyor. Sanki yaşamak istemiyor demiş doktora. Kolay değil tabii abi. Biz konuşarak, dertleşerek acılarımızı hafifletiyoruz. Ama yengem, onun eli kolu bağlı. Baba, ben annemi mutlu edecek bir şey düşündüm. Söylesene kızım. Vasıf dayımı arasak, gelse, annem mutlu olmaz mı? Münevver, bu şimdi nereden çıktı kızım? Sen bilmiyor musun onların küs olduklarını? Ay baba, neler yaşadık. Dayım duysa küslük mü kalır?
Hem böyle durumlarda aile çok önemli diyen sen değil misin? Evet öyle. Ama annenin ailesi biziz ve biz onun yanındayız. Bence tam vaktidir abi. Biliyorsun yengem çok düşkündür Vasıf'a.